Sevgili dostlar merhaba ben Şebnem Ekşip kanalıma hoş geldiniz. 9 Mayıs 15 Mayıs haftası Vedik Astroloji ve Sideral Zodiac'a göre bakalım gökyüzü bize bu hafta neler fısıldayacak. Biraz dikkatli yönetilmesi gereken bir hafta var. Haftanın sonunda hemen e, pazarın da bitimiyle birlikte yani 15 Mayıs'ın bitiminde 16 Mayıs'ta bir tutulma var ay tutulması var. Yılın ilk ay tutulması olacak. Güneş tutulmasını daha önce bir konuşmuştuk, yaşamıştık. O tamamlanmıştı. Şimdi sıra ay tutulmasına geçti. Fakat etkisi bu haftadan itibaren başlayacak. Özellikle haftanın ikinci yarısı ve bilhassa hafta sonu ile birlikte tutulmanın enerjisini daha fazla yoğun bir biçimde yaşama potansiyelimiz var. Ay tutulmaları dolunay fazında gerçekleşir. Ve ilginç olan taraf şu, bu tutulma Vedic astroloji ve sideral zodya'a göre boğa akrep aksının artık son tutulması yaklaşık bir 9 yıl kadar artık bu aksta bir tutulma olmayacak. Bu tutulma bu anlamdaki son tutulma. Bu da önemli. dolayısıyla hem boğa akrep aksında olanlar burada hani yükselen burcu, güneş burcu, ay burcu burada bulunanlar için önemli bir kapanma, tamamlama daha doğrusu kapanma demeyelim de tamamlama fazı var. Diğer taraftan hepimizin bu alanları nereye denk geliyorsa biraz bu alanlarla ilgili yoğun bir enerji potansiyeli de var şüphesiz. Aynı zamanda e, ay pardon güneş 15 Mayıs'ta Boğa burcuna geçiyor. Vedik astroloji ve sizler zodya göre Boğa burçları için bu nedenle yükseleni Ay burcu, Güneşi burada olanlar için, karşılarında bulunan akrepler için hayli hareketli enerjiler var. Ee, önemli noktalarda hem duygusal olarak çok yükselme potansiyeli var hepimiz için. Dolunay fazında gerçekleşeceği için ay tutulması her şeyden önce duygusal olarak çok yoğun enerjilerin aktivasyonunda söz konusu. Üstüne bitmiyor. Bu hafta Merkür Retrosu başlıyor. Ee, önemli bir Merkür Retrosu. Vedik Astroloji ve Sideral Zodya'ya göre Boğa Burcu'nda. Ee, daha doğrusu Boğa Takım Yıldızı'nda demek daha doğru olur. Boğa Takım Yıldızı'nda başlayacak. Önce Rohini, Nakşatra'da sonra Kritika'ya geçecek. Merkür retrosu videosunu hazırladım. Ayrı bir video olarak orada detayları izleyebilirsiniz ama biz bu hafta hayli dikkatli yönetmemiz gereken enerjilerle de bu anlamda baş başa kalacağız. Ee, devam edersek önemli güneşi boğaya yolcu ediyoruz. Ee, orada bir süre bir aya yakın artık e, konaklayacak. Merkür retrosu yine boğada başlıyor ve boğa e, akrep boğa aksında önemli bir ay tutulmamız var. Artık 9 yıllık döngü içinde ki son e, boğa akrep ay tutulması dolayısıyla bir dokuz yıl sonra yeniden bu aksa e, buraya oluşturan gezegenler geleceklerdir. Bu nedenle hayli bu anlamda etkili. Şimdi neleri yapmamız lazım? Öncelikle e, biraz daha özellikle haftanın ikinci yarısı daha dikkatli olmamız gerekiyor. E, Merkür Retrosu hemen bu hafta çarşamba günü başlıyor. Fakat Merkür Retrolarının önemli noktası şudur. Retro normal bir şeydir. Bize şunu anlatır aslında retrolar. Bir dur der, bir izle der, bir elindekileri bir gözden geçir, yeni bir şey yapmadan önce eksiklerini tamamla der. Aslında retroların bütün hikayesi budur. Fakat 11 Mayıs'ta başlayacak olan bu Merkür retrosu biraz önemli noktalarla aktive oluyor ve tutulmayla da etkileşim içerisinde olacak. Fazlasıyla eski konuların Önümüze çıkma etkisi var ve retroların şu başlangıç noktaları duran pozisyonda gezegen fazlasıyla kalacağı için duran pozisyonu geri hareketinden daha risklidir aslında. Ee, burada dikkat etmemiz gereken noktalar var. Velhasıl bu hafta size tavsiyem ee, biraz ticari konularınızda dikkatli olun. Maddi alanlarda, finansal işlerinizde, finansal adımlarınızda acele karar vermeyin. Riskli yatırımlar için artık bu haftadan itibaren biraz daha dikkatli olmamız gereken bir sürece geçmiş oluyoruz. Bu anlamda anlaşma ve sözleşmeler bu hafta hani tam bunları yapmak için çok uygun değil. E, i̇letişim araçları işte cep telefonlarımız bilgisayarlarımız yeni bir bilgisayar yeni bir cep telefonu almak için özellikle bu hafta çarşambadan itibaren daha da önemli. Ama dikkat etmek gerekiyor. Mecbur değilsek biraz burada bekleme içinde olmamız önemli olur. Haftanın ikinci yarısı özellikle ani duygusal patlamalar, Huzursuz bir enerji, ruh halinde bir değişim, kuvvetli dönüşüm etkileri ve bunun geçir getireceği huzursuzluk, iç huzursuzluğun artması. Duygusal alanlarda partnerinizle inatlaşma eğilimi, eşinizle, partnerinizle, iş ortağınızla, hayatı paylaştığınız kişilerle inatlaşmamaya çalışın. Çünkü e, tutulmada çok hassas e, takım yıldızlarında gerçekleşecek. Böyle hani biraz herkesin kendi bildiğini okumaya çalıştığı ve inatlaşmanın çok arttığı etkiler etkileri vuku bulduracak. Bu nedenle bu dediğim noktaları eğer iyi yönetebilirsek haftanın bu etkileri rahatlıkla hayatımıza yönetebileceğimiz, devam ettireceğimiz noktalarla da şüphesiz buluşacaktır. Retro Duran yani sık olan bir şeydir. Retro normaldir bir gezegen etkisidir. E, dünya'dan baktığımızda tabii ki gezegen geri gitmiyor aslında. Dünya'dan baktığımızda biz geri giden gezegenleri Dünya'dan baktığımızda astronomik olarak sanki geriyor, geri gidiyormuş gibi izlediğimizde görürüz ve bunun bir takım etkilerini hesaplarız. Dolayısıyla normal bir süreçtir. Ee, ama biraz daha bizim ele aldığımız şeyleri daha dikkatli, daha yavaşlayarak, daha sakince ele almamız konusunda bir uyarıdır. Bu anlamda ee, hani bu noktalara dikkat ederseniz özellikle yatırımsal noktalar, parasal konular çünkü Boğa'da gerçekleşecek Vedik Söcü ve sizler Zodya'ya göre. Bu alanlara, bankacılık alanları ve iletişimle ilgili her türlü noktaya daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Boğa, Akrep, İkizler... Tam 12. evlerinde olacak çünkü. İkizler, e, kova, aslanların gene e, kariyerle ilgili noktalarında olacak. Özellikle yükselen burcu aslan olanların. E, terazilerde 8. evden yaşayacaklar bu etkiyi bu haftanın e, enerjilerini bu anlamda çok daha iyi yönetebilirsek, dikkat edersek sorunsuzca Allah'ın izniyle halletmiş olacağız inşallah. Hemen haftanın etkilerine bir bakalım. Gün bazında bu önemli hafta, önemli bir hafta çünkü. Nasıl organize etmemiz lazım? Nasıl planlayıp yönetmemiz lazım? Şimdi bir buna bakalım. Pazartesi günü önemli. 9 Mayıs pazartesi günü ay burç değiştiriyor. Yengeç'ten Aslan'a geçiyor ve bunu bizim Gandanta dediğimiz e, düğümsel yani biraz böyle kritik noktalardan gerçekleştiriyor. Özellikle pazartesi günü 13.30'da 16.30 arası dikkatli yönetilmesi gerekiyor. Buraya önem vermenizi tavsiye ederim. Ayın fazı da sıkıntılı bir faz. Hani birkaç şey üst üste geliyor. Toplumsal huzursuzluğun artacağı, toplumsal olarak kendimizi daha huzursuz, daha tepkisel hissetme potansiyellerimiz var. Başlangıç yapılmamalı pazartesi günü. Böyle enerjilerin dalgalığı, enerjilerin biraz zorlayıcı olduğu zamanlar herhangi bir şeyi başlatmak onun başlangıç miladını ya da miadını oluşturmuş olmak anlamına gelir. Dolayısıyla biraz daha pazartesi gününü daha e, özellikle sabah saatlerinde temizlik yapabilirsiniz, suyla uğraşabilirsiniz, evinizin arınmasını, dengelenmesini önem verebilirsiniz. Özellikle biberiye türü hızlı arındıran Hızlı temizleyen lavanta, biberiye, tütsülerle bunu yapmanızı, arkasından mesela ada çayıyla bir denge sağlamanızı tavsiye ederim. Ama evde olanlar için daha çok kendi enerjilerine, ev enerjilerine, suyla ilgili işlere adapte olmaları, çalışanlar için de ve dışarıda olanlar için de toplumsal tepkinin çok yüksek olacağı için bu noktaları dikkat etmelerini Fazla böyle gerginliklere karışmamalarını tavsiye ederim. şey e, kaygı bozukluğu, endişe hali yüksek olabilir. O yüzden e, Pazartesi günü bu alanlarına dikkat edelim ki e, önemli işlerimizi buraya denk getirmeyelim. Salı gününe baktığımda 10 Mayıs Salı günü Önceden organize edilen işlerde işleri yapmak için e, bir sorun yok. Ay aslanı ve maha takım yıldızına geçmiş oluyor artık fazını da oturtmuş oluyor. Ayın titisi biraz yani fazı biraz sıkıntılı, daha çok mücadele etmeye, savaşmaya herhangi bir konuda e, çok dürtüsel davranmaya eğilim veren enerjiler söz konusu. Merkür duran pozisyonda e, biraz Ayın nakşatrası da içinden geçeceği takım yıldızda cihazlarla ilgili problem verebilir. Cihaz alımı için bu hafta Salı günü en kritik günlerden bir tanesi. Mümkün olduğu kadar oraya denk getirmemeye gayret edin. Herhangi bir yeni cihaz alımı, bilgisayar, bilgisayar, cep telefonu ya da bir sistemin kurulması ile ilgili bir güncelleme yapmayı planlıyorsanız, özellikle iş yerlerinizde. Aman hani o gün büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz, saçma sapan şekilde bir sürü aksiliklerle uğraşabilirsiniz. O gün o gün değil, güncellemeler, cihazlarla ilgili noktalar, elektronik aletler, teknolojiyle ilgili konularda salı gününü iyi yönetmemiz gerekiyor. Bugün geçmişe dönük araştırma yapmak, tarihle ilgili araştırmalarınız varsa veya herhangi bir konuda belki geçmiş hesaplarla ilgili hani muhasebe anlamında da bir araştırma, bir e, denkleme, bir dengeleme yapmanız gerekiyorsa bunun için çok uygun etkiler var bağış yapmak, devletle ve kabule ilgili konularda görüşmeler yapmak, otorite sembolü biriyle yapmanız gereken bir görüşme, konuşma varsa bunu yapmak, önceden planlanmış bir açılış davet varsa bunu organize edebilirsiniz, bir sıkıntı yok. Diğer dediğim noktalar ama salı günü de biraz iyi yönetmemiz gerekiyor. Çarşambaya baktığımda 11 Mayıs çarşamba günü artık Merkür retrosu aktif. Ayda ee, Purva Parguni takım yıldızında Aslanda yolculuğuna devam ediyor. Mars retro Merkür'ü görünümde tutuyor. Dolayısıyla geçmişten gelen, önceden başlayan herhangi bir konunun önünüze düşüp bunun gergin bir hale gelmesi potansiyeli var. Görmediğiniz bir şeyi fark etmeniz, daha iyi algılamanız anlamında çok olumlu. Ama bunu bir mücadeleye, bir savaşa çevirmemeye çalışın. Agresyon yüksek olacak iletişim kazalarının en yüksek olacağı bu hafta içinde günlerden bir tanesi yazılı, sözlü her türlü iletişiminize çok dikkat edin. Söz verirken de özellikle bu dediklerimi önemsemeye gayret edin. Daha önceki bir konuyla ilgili bir toplantı çalışıyorsanız, işinizde işte bir bir araya gelme, birlikte çalıştığınız kişilerle ekibinizle bir takım konuşmalar, araştırmalar yapılabilir. Ama ee, yeni bir şey için, yepyeni bir şey için biraz bugün de dikkatli olmak gerekiyor. Ee, bir tarafını kapattığımız, geçmişten gelen konular, bir yüzünü kapattığımız, artık hani halloldu diye düşündüğümüz ya da üstünü örttüğümüzü düşündüğümüz konu ve durumların yeniden önümüze gelmesiyle ilgili etkiler çok aktif ve bunlara yönetirken özellikle sağduyuyla sakin ve hani bir duruş içinde hani denir ya bir mesafeyi falan böyle fazla bozmadan dikkatli sınırları iyi çizerek yönetmek gerekiyor. Kendinizi bir öfkeye, bir tartışmaya kaptırmamaya çalışın. Dinlenmek çok önemli. Çarşamba gününün etkilerinde mümkünse çarşambaya ağır iş programı almayın. E, evdeyseniz de dışarıdaysanız da kendinize vakit ayırıp mutlaka dinlenmeye gayret edin. Beden hızlı yorulacak çünkü o gün enerjiler içinde. 12 May Mayıs Perşembe'ye baktığımızda e, Merkür e, artık retro hareketine devam ettiriyor. Ama biraz daha durağan etkiler içerisinde olduğunu söylemek e, mümkün. Ay Başak Burcu'nda, Uttara Palgoni'de evlilikler, ilişkiler, ikili ilişkiler, sözleşmeler, anlaşmalar her türlü bu alanla ilgili etki aktif olacak. Eski bir sözleşmeyi yeniden önünüze koymak zorunda kalabilirsiniz. Bir sürü noktayla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Kariyerle ilgili konularda detaylara dikkat edin. Unutkanlıklara dikkat edin perşembe günü. Bir paketinizi bir yerde unutabilirsiniz. Bir şey gözünüzden kaçabilir. Özellikle resmi evraklarla ilgili dönüp dönüp okuyun. Kredi veya benzer bir başvuruda neyi imzaladığınıza çok önem vermeye gayret edin. 13 Mayıs cuma günü Ayhaş'ta da ee, de, yolculuğunda devam ediyor. Yani Başak e, da olacak. El sanatları, organizasyonlar, detaylar adına etkili bir gün. Tavsiyem mümkünse vaktiniz varsa el sanatlarıyla ilgili bir şeyler yapmaya, zihninizi böylece dengelemeye çalışın. Net ve düz bakılması bir gereken bir gün. Böyle çetrefilli işleri Ele almak için uygun değil. Bir reklam, tanıtım, bir şeyin popüler şekilde ortaya konması, öne çıkartılması veya kendinizle ilgili, kendinizi bir savunma bir yaptığınız bir işi hani masaya vurup ortaya koymak istiyorsanız bugün o enerjiye uygun değil. Daha arkada olma, daha bir şeyi hani daha sade ve rutin bir biçimde yapma enerjileri daha önem önde olacak. E, çetrefilli ve konu ve işleri de bugün çok ele almamaya çalışın baskın davranmak için de uygun bir etki yok. Gündüzden faydalanın ve özellikle 13 Mayıs Cuma akşamı erken yatmaya ya da iş bırakmamaya, akşama iş bırakmamaya, kendinizi hani mutlu edeceğiniz, sizi keyif içinde tutacak işlerle uğraşmaya ve geceye çok uykusuz kalmadan geçirmeye gayret edin. 14 Mayıs Cumartesi'ye baktığımda ay terazide ve çitre takım yıldızında sanat, yaratıcılık, mimari konular, dekorasyonla ilgili halletmeniz gereken, organize etmeniz gereken işler için çok güzel etkiler var. Alışveriş de destekli ama gelir gider dengenizi iyi ayarlamanız gerekiyor. Tasarımla ilgili işleriniz varsa çok uygun enerjiler var. İlişkilerde dikkat edeceğiz. Huzursuzluk çıkabilir. Küçük bir şey büyütülebilir. Bu noktada daha hassas etkiler var. Biraz burada e, hani bir şey yapacaksanız biraz kendi başınıza da yapmaya gayret edin. E, bu noktada dikkat edilmesi gerekiyor. İç huzursuzluk yine biraz yüksek ve artık tutulma enerjisi başladı. O volümü daha yoğun hissetmeye başlayacağız. Ve duygusal olarak da yüksek bir volümde seyretme potansiyeli var. O yüzden herhangi bir konudaki sıkıntınızı, bir derdinizi partnerinizden çıkartmamaya çalışın. Kendi alanlarınızda çözmeye bakın ve her şeyi çözümsel yaklaşıp bir şeyi Büyütmeden ele alın. Ele aldığınız şeylerde de böyle birdenbire bir şey alevlenirse bunu ne kadar büyüttüm mü acaba diye kendi kendinize bir sorun bakalım. Karşı tarafta bu noktada olabilir. O yüzden sınır koymak bu anlamda biraz daha sizi rahat ettirir diyebilirim. 15 Mayıs pazar günü Ay terazide hala Sıvatide denge ihtiyacı çok yüksek olduğu bir gündür. Biraz böyle hani duygusal olarak iniş çıkış hissedilen e, sert bir rüzgar hava elementinin yüksek olduğu etkidir. Zorlu ve sert işler kesinlikle onaylanmıyor. Pazar gününü dinlenerek geçirin. Misafir bile ağırlayacaksanız hani bunu öyle bir organize edin ki sizi yoracaksa yapmayın. Yorulmayacağınız sizi bir şekilde zorlamayacak işlerle daha hafif kendinize önem vererek işlerle dinlenerek pazar günde geçirmenizi özellikle tavsiye ederim sevgili dostlar. Zaten pazartesi sabah erken saatlerde bir tutulma var, ay tutulması. Bu nedenle pazar günü bu tutulmanın enerjilerini artık dolu dolu hissedeceğiz. Dolunay fazı aktif olacak. Duygusal olarak da bu enerjiyi hani bir agresyonla aktarmamak lazım. Hafif spor yapabilirsiniz, yoga yapabilirsiniz, pazar günü meditasyon yapabilirsiniz. E, bu etkide sıkıntı yok. Tutulma gerçekleşeceği günü pazartesi günü sabah saatlerinde olacağı için e, bu etki hani meditasyonları falan biraz şifa çalışmalarını onaylamıyorum biliyorsunuz özellikle dolunay fazı ve ay tutulmalarında bilhassa dikkat edin diye uyarıyorum ama çok erken saatlerde fakat pazar gecesine bırakmayın bu tip şeyleri. Şifa çalışmasını, meditasyonu, benzer bir işi geceye bırakmayın. Sakince, rutince geçirmeye çalışın. Tutulma enerjileri bu anlamda önemlidir. Bize dikkat diye uyarır. Ee, Pazar öğleden sonradan itibaren kendi alanlarınızda rutin, dünyevi işlerle sakince geçirmeye gayret edin. Haftanın remedileri. Bakalım bu haftayı e, biraz daha iyi yönetmek adına nelere dikkat etmemiz lazım. Merkür retrosundan bahsetmiştim. Haftanın ikinci yarısı tutulma ve Dolunay fazından bahsetmiştim. Şimdi tek tek ele alırsak. Merkür retrosi için bu dikkat dağınıklıkları, sıkıntılar dikkatimizi vermekle ilgili noktalarda e, iç huzursuzluklar için avantürin taşı çok iyidir. Özellikle tavsiye ederim. E, aynı zamanda hematit e, biraz daha bu hafta bir Mars Merkür kombinasyonu olacağı için hematit denge verebilir. Havlit size yine dikkat dağınıklığı için çok iyi gelebilir. Ama ana taşımız bu hafta önereceğim ana taş avantürin diyebilirim. E, turmalin de yine bu hafta e, enerjinin daha dengeli akması ve kök çakra'nın dengelenmesi adına kullanabileceğiniz taşlar arasında. Tutulma enerjisinin başlamasıyla özellikle hafta sonuyla birlikte ay taşını üstünüzden eksik etmemenizi özellikle tavsiye ediyorum. E, tutulma sırasında taşlar şarj edilmez ama dolunayın aktif olduğu hemen çünkü tutulma pazartesi günü sabah erken saatlerde gerçekleşecek. Pazar günü Şöyle hani akşam saatlerinde çok geçe bırakmadan biraz taşlarınızı şarj edebilirsiniz. Ama tutulmayla karışacağı için bu dolunaya pek o şarj etme işini bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Ay taşınızı mutlaka üstünüzde tutun. Ee, hafta sonuyla birlikte. Özellikle denge isteyen noktalarda e, yine önereceğim taşlar var. Çünkü enerjinin dengelenmesi çok alevli çok yüksek bir volümle seyredecek. Kaplan gözü. Amatis, lapis lazuli çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diğer böyle dengelenme taşları açısından. Tütsüler için de muhakkak bu hafta biberiye tütsüsünü bulması, ulaşması çok kolay. Dal halinde almaya gayret edin. Aktarların hepsinde var. E, biberiye bulabilirsiniz. Dal halinde daha iyi olur. Onu böyle küçük o dalları kırıp e, tütsü haline getirebilirsiniz. Lavanta, içine lavanta da e, karıştırabilirsiniz. Biberiye sakinleştirmek için lavanta da temizlenip arındırmak için çok etkilidir. Bu hafta özellikle mekan dengelenmesine dengelemesine çok önem vermenizi tavsiye ediyorum. Renklerden lila, mor, biraz daha altıncı e, çakrayı ve genel enerjileri dengeleyecek frekansı yüksek titreşimi düşük e, renkler seçtim sizin için. Lila, <laughs> mor. Bunları beyaz, krem, toprak tonlarıyla ve pembeyle çok rahatlıkla kombinle bir şansınız var. Bu renkler de size haftanın tüm bu enerjilerini yaşarken iyi gelecektir. Dengelenmenize yardım edecektir. tutulma ve dolunay fazı özellikle akrep ve boğa aksında olacağı için birinci çakra yani kök çakra dediğimiz alanın özellikle haftanın ikinci yarısından itibaren çok hani dengeli tutulması gerekiyor. Kırmızı yiyecekleri yemeye çalışın. Ee, aynı zamanda biraz daha nefes çalışması, hafif nefes çalışmaları ama hani ağır değil. Çok hafif nefes çalışmalarıyla bu alana özellikle nefes çok iyi gelir bu anlamda. Kök çakrı dengelenmesi, korkulara endişeleri de çok iyi gelir. Buraları çok dengelemeye çalışın. Ee, biraz böyle hani e, koyu bordo e, rahatsızlık hissettiğinizde, kök çakranızla ilgili endişeleriniz, korkularınız, huzursuzluk duygunuz arttığında siyah, bordo, e, kırmızı tonlarını bir parça çok abartmadan kullanabilirsiniz. Bu anlamda da yine turmalin taşını kök çakra dengelemesi için çok sağlıklı, iyi bir taştır. Bunu da ayrıca size tavsiye ederim sevgili dostlar. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Haftanın, bu önemli haftanın burçlara göre yansımaların detaylarını biliyorsunuz pazar günü e, yayınlayacağım. Pazar gününden itibaren de burçlarınızı haftanın bu önemli haftanın etkilerinde burç etkilerinizi rahatlıkla izleyebilirsiniz. O anlamda da burçlar açısından da bilmek istediklerinizi e, pazar günü yüklediğim videodan seyredebilirsiniz. Ama haftanın bu haftanın genel etkileri açısından biraz dikkatli yönetmemiz gereken ama dikkatli yönetirsek de önemli dönüşümleri yüksek bir enerjiyle bize sunma potansiyeli olan özel etkilerden geçeceğiz her birimiz için çok güzel olsun. En yüksek hayrımıza seyretsin. Gerek Merkür'ün e, tüm bu süreci, gerek tutulmanın enerjileri, hayatımız içindeki tüm döngüler kolaylıkla, güzellikle, sevgiyle ama dengeyle elbette sağlıkla güzellikler getirecek şekilde haftayı tamamlamamıza vesile olsun inşallah. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Pazar günü görüşürüz.